الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dersimizin konusu karanlık. Bugün ben konuşmayacağım. Lazım olursa belki sizin çalışmanızı alacağım. Bu dersi bir daha ben yine beraber yarın veya öbürsü gün yapacağız. Bugün ancak sizin çalışmalarınıza yeteceğini zannediyorum. Ha, peki. Mehmet senden mi alayım yoksa Resul'den mi? Tamam o zaman başla. Karanlıkta çalıştın mı? Çalıştım yani. Tamam. Ne çıkarttın bakalım? Karanlık nedir? Abi karanlıkta değildir. Daha çok niçin karanlıktan bir yer çıkmış? Karanlıktan? Niçin bir çıkmış? Işık. Şimdi bu ses yapıyorsa Murat ayarla. İstersen ses çek yapıyor. Sonra kapat cam açık. Şey kapı açık gidiyor. Sen de sesini şey yap ki ben de duymuyorum. Bir de söyler misin? Abi, karanlıkta niçin bir yer çıkmış ben efendimiz? Karanlıktan? Niçin bir yer çıkmış abi? Peygamberimiz ha Miraç. Niçin? Tamam. Mesela gündüz olmamış, gece olmamış. Gece olmuş yani gündüz olmamış. Niçin gece olmamış? He Miraç sen o noktadan baktın. Tamam çok orijinal. Tamam. Ben toparlıyorum. Miraç niçin gece oldu? Tamam. Şimdi mesela senenin gecesi abi kışın. Nasıl mesela hayvanat hepsi yuvasına giriyorlar. Adeta inzivaya giriyorlar. Aynı onun gibi günün gecesi de insanlar kendi enfüs alemine dönüyorlar. Yani senenin gecesi kıştır. Hı-hı. Öyle düzler var. Resale'ye geçiyor. Evet, kıştır. Yani kış geceye nispet ediliyor. Hı-hı. Ta ki faaliyetten herkes çekilmiş. Mesela akrepler, yılanlar böyle hayvanlar ne yapıyor? Çekiliyor. Altta inziva giriyorlar. Yani. İnziva kendi alemlerine kendi dönüyor. Kendi iç alemini yaşıyor. Miraç da adeta gece olması bütün mevcudat alem vazifesini tatil etmiş. Hı hı. Herkes uyuyor. Zaten teheccüd namazı da evet. Vaciptir. Yani vacip farz manasında peygamberlere. Peygamberlere ama. Size sünnettir. Ondan sonra demek ki gece olması onları temsilen. Onları temsilen. Bir de ne yapmış? İç alemine dönüyor. Dönüyor. İç alemini simgeliyor. Meşguliyetler mesela zengin fabrikasını, arabasını her şeyi bırakıyor. Uyuyor. Adeta ölmüş gibi yani. Hani diyor ya. Evine çekiliyor. Bir de gözünü kapatarak evinden hariç. Kendisinden bile. Işte, geçmiş. O zaman oluyor. Evet. Başka? Çok yani iyi. Bütün meşguliyetleri bırakıp enfüs alemine döndüğü için o gece ben öyle bir şey yaptım. Yani dolayısıyla o ulvi hasseler, özellikler gece hassas oluyor. Evet. Bunun için de Kur'an'da da geceye yemin ediyor. Geceye yemin ediyor. Burada bir yere okuyayım sesim abi. Ha oku. İnsan kendi aciz mutlakıyla Halık'ının kudret ve mutlakasını ve derecatını ve acizinin derecesiyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Acizin nispetinde kudretin derecesini hissediyorsun. Hissetmek, bilmek değil. Fakr-ı mutlaki ile rahmetini ve rahmetin derecatını idrak etmektir. Fakrın nispetinde rahmetinin derecelerini idrak ediyorsun. Ve zaafının onun kuvvetini anlamak. Zaaftaki ne kadar zaafını anlıyorsan o kadar kuvvetin, Cenab-ı Allah'ın kuvvetini anlıyorsun. Ve hakize bunun gibi hakizenin. Noksan sıfatlarıyla Halık'ın efsaf-ı kemalini, noksan sıfatlarıyla efsaf-ı kemalini, Allah'ın kemal sıfatlarını, mükemmeliyetini, mikyasıyla, ölçüleriyle ayna olmaktır. Kendikiyle Allah'ın kudretini ne yapıyorsun? Mikyas yapıyorsun, öğreniyorsun. Kendiki ayna. Allah ne oldu? Ha? Gece nurunun daha ziyade parlamasına, gece nurunun daha ziyade parlamasına nazaren gece zulmetinin elektrik lambalarını göstermeye mükemmel bir ayna olduğu gibi. Gece en mükemmel nasıl ayna oluyor? Işığa en güzel gece değil mi? Gece ayna oluyor. Gibi insan dahi
böyle nakıs sıfatlarıyla kemal ilahiye anadavuk ediyor. Yani o gece mesela Cenab-ı Allah'ın o karanlık gecede Peygamber Efendimiz'in nuru orada inkişaf ediyor. Yani gece müşrikine ampul yaksak pek gözükmez. Gözükmez. Ama gece ne kadar zifiri olursa o nispete ışık gözüküyor. Mesela Yunus Aleyhisselam abi oradaki o haleti. Yunus balığın içinde. Balığın içinde. Gece, deniz içi, balık içi. Bak, üç tane karanlık var abi. Oradaki haleti ben sonra Miraç oluyor. Ve aynı onun gibi bir de şimdi biz Miraç'ın o haletini bilmemiz lazım yani. O haletle. Yani sırrı ehadiyetin nuru tevhid için inkişaf etti diye. Bak, Yunus Aleyhisselam o haleti nasıl bir halet vardı abi? Gece, deniz, bir de balık. Bak üç tane karanlık vardı. Nasıl bir halet olur orada? Değil mi? Değişik. Yani onun gibi Peygamber Efendimiz'in o haleti bilmemiz lazım ki o karanlıklar neydi ya? Asrın karanlığı mıdır? Mesela asrın karanlığı bir. Tebliğ etmiş, taşlanmış, zulme uğramış. İki. Taşlanmış. İki, masum ve mazlum kendi alemine sıyrılmış. Hatta evine bile gidememiş. Halasının evi miydi? Ve üstad da yani biraz sanki ondan miraç, yani miraç değil mi? Devre cüz-i miraç. Evet. Cüz-i miraçta cüz-i miracı yapmış sanki üstad. Lemalar 227 abi. Orada da gurbetlerden sonra bazı şeyler ortaya çıkmış abi. Gurbet, evet. Gurbet karanlıkları. Evet, gurbet karanlıklardan sonra. Gurbeti de karanlık diyor. Paragraf 2. Altıncı rica, bir zaman elin bir eser ettiğinde insanlardan tevehhüş edip Barla yaylasında Çam Dağı'nın tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlık bir nur, yalnızlıkta bir nur arıyordu. Bir gece o yüksek tepenin başında yüksek bir çam ağacının üstündeki üstü açık odacıktaydı. 3-4 gurbeti birbiri içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. 6. mektupta izah edildiği gibi o gece, bak burada karanlıkta söyle abi, o gece ıssız, sessiz, yalnız. Üç tane de orada şey var, karanlık var orada. Issız, sessiz. Issız, sessiz, yalnız. Yalnız. Aynı Yunus Aleyhisselam üç tane karanlık. Ağaçların hışırtılarını ve hemhemelerini gelen hazin bir seda ile bir ses rikatime, ihtiyarıma, gurbetime ziyade dokundu. Böyle bir dokunmuş Yunus Aleyhisselam'da o gece. İhtiyarı bana ihtar etti ki gündüz nasıl şu siyah bir kabre tebeddül etti gündüz. Dünya siyah kefeni giydi. Öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılap edeceğine kalbimin kulağına söyletirdi. Sonra abi bu gece bu gurbet içinde gurbet ve bu hüzün içinde hüzün vaziyetinde bir rica bir nur aradım. Bu gurbetler içinde nur arıyor ustalıkları. Birden iman-ı billah imdada yetişti. Öyle bir ünsiyet verdi ki bulunduğum vaziyet o gurbetler, o vahşetler içinde vahşet bin defa tevazu etse, bin defa daha vahşet olsa olsaydı yine o teselli kafi gelirdi. Hangi teselli? İman-ı billah tesellisi kafi. Allah'ın varlığı. Burada artık orada bir miraç mı olmuş veya kendi miracı mı olmuş? Hüsnü bir hissetmiş orada yani. Yani mesela insanın bin bir türlü dertleri var ya. Evet, evet. O dertler demek ki Allah'a iman nispetinde yok olur. Bir de sözde de bir yer vardı abi. Çok güzel. Karanlık. Issız, sessiz, kimsesiz. Yalnız. Yalnız. Karanlığın cinsleri. Bütün dersleri toplayıp ondan sonra bir de külli yapacağız bu karanlık. Karanlık çok geniş manada hocam yani. Mecazi manada çok yani karanlıkları mesela
sebep veriyorsunuz. Gece karanlık, geçmiş zaman karanlık, gelecek zaman karanlık. Asır karanlık. Anladın mı? Böyle çok geniş manalar. İşte, tamam işte. Kur'an'da da ele almış. Ve ateşe leyle ve ahreci duvar. Karanlığa yemin ediyor mesela. Kudretin ayette olduğuna dair. Nasıl? Kudretin ayetleri var. Evet, kudretin ayetleri. Sayfa gece, kaç? Gecenin şey, ayetlerinin birisi de gecedir abi. Kudretin ayetlerinden birisi de gecedir. Gecedir. Mesela abi, işte Kur'an şu ayet-i azime-i kudret-i ilahiyeye ve sultan-ı rububiyetini öyle bir tarzda gösterir ki, güneş, ay, yıldız, emirber, nefer gibi emrine muhayya ve gece ve gündüz, beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp ayet-i rububiyetini kainat sayfasında yazan ve arş kainat sayfasına yazıyor ayetleri. Gece ve gündüz bir ayet oluyor. Arş-ı rububiyet, Allah ne yapıyor orada? Hani tabiri caizse. Arş-ı rububiyetinde duran bir Kadir-i Zülcelal gösterdiğini her ruh işitse. Ve devam ediyor orada. Yani gece ve gündüz ayet olduğuna dair bu da böyle bir çok güzel bakmıştım. Benim artık söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Kardeşler belki çalışmışlarsa. Evet Resul, seni dinleyeyim. Ben de abi karanlıkla gece arasında bir fark var abi. İkisi de aynı değil. Karanlıkla gece farklı evet. Şey. Yani karanlık bir nevi ziyanın daha da parlamasına zemin oluyor. Bir malzeme gibi oluyor. Gece ise Allah'ın rahmetinin azamet derece tecelli ettiği bir zemin oluyor. Karanlık gecede, rahmetin ifade edildiği bir zemin. Zemin malzeme oluyor yani karanlık. Karanlık. Kişi adına bazen zulmet olabiliyor çünkü kelime manasında zulmettir. Karanlık zulmet olabiliyor. Rahmet ilahiyenin ifade edildiği zemin. Gece ise daha da ziyadeleşmesine zemin oluyor. Hangisi? Karanlık. Karanlık. Gece ise yani Allah'ın rahmetinin en ziyade azamet derecede tecelli ettiği şey. Yani fark ne burada? Ben anlamadım. Kayıt. Karanlık rahmetin gözüktüğü yer dedin. Evet. Gece de aynı şeyi söyledin. Yok abi, karanlık bir nevi malzeme gibi oluyor yani. Ha, malzeme. Çünkü gece kişinin kendi suyu ihtiyarıyla kendine zulüm olur. Gece. Ama karanlık ise bizzat kişilere, hani imansız zulüm olabiliyor karanlık. Yani soğuktur biz... yani, barittir karanlık. Şöyle diyeyim, yani bir ihtiyarıyla olan bir de dışımızda olan, şu anda bizim ihtiyarımızın dışında olan karanlık mıdır, gece midir? Karanlık. Gecedir abi. Gecedir. Evet abi. Karanlık ise suyu ihtiyarıyla kazanılan, evet, kesbedilen sıfat. Evet. Bazı hakikatların daha da ziyadeleşmesine zemin oluyor. Yani çok güzel. Malzeme oluyor. Şöyle zaten külliyatta var bunun yerleri. Şimdi gözü nazara veriyor Hazretleri. Yani gözün gündüze benzeyen beyazlığı, geceye benzeyen karanlığı olmasa göz göz olmaz diyor. İkisinin birleşmesiyle tam göz göz oluyor. Karanlıkla şey, siyah ile beyaz göz. Siyah ile beyaz. Yani aynayı nazara alalım. Aynanın bir tarafı beyazdır, bir tarafı siyahtır, karanlıktır. Karanlığını silsek ayna olmuyor bak. Cam oluyor sonra. Cam oluyor sadece. Yani insanın nefis ciheti, emmari ciheti karanlıktır. Eğer nefis emmari cihetini silsek, onu düşünmesek, ya yani o takılmasa insan insanlık makamına çıkamıyor, terapi edemiyor. Çok güzel. Yani çok ilginç bir örnek verdi. Cam var ya cam, arkasında ince bir boya var, siyah. Evet abi. Onu boyarsanız cam olur ayna. Yani ışık vurduğu zaman geçmez, yansıtır. Baktığın zaman görünürsün. Siyasını kaldır, ayna olur cam, güneş vurur, geçer. Bakarsın, görürsün. Kendini seyretmezsin. Evet abi. Aynadanla gidemiyor yani. Aynada. O zaman... O aynadaki siyahlık karanlık mıdır, gece midir? Aynadaki gece de denilebilir, karanlıkta. Ha, karanlığa malzeme oluyor. Gece de nazarıyla düşündüğünüz zaman zemin oluyor abi. Sıfatta esma gözüküyor abi. Sıfatta? Esma gözüküyor. Esma gözüküyor. Yani hangisi sıfat? Gece abi. Gece sıfattır. Orada esma gözüküyor. O zaman bu siyahlık... Şahsiyeti maneviyesi gözüküyor abi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı nur olarak şey yapıyor, değil mi? Evet abi.
Karanlık bazı mahlukatın açığa çıkması oluyor. Bir dakika. Çok ilginç bir şey yaptı. Düşünülemeyen çoğu insan, ben bile yakalayamadım. Yani ben de çalıştım. Çalıştım ve inşallah ben de takdim edeceğim ama bugün değil. Karanlık da gece ayırdığını Resul güzel yaptı. Onu güzel Allah sana verdi. Güzel. Nasıl? Karanlık ne yapıyor dedin? En son? Bazı mahlukatın açığa çıkmasına zemin oluyor. Yıldızdır, ay, kamerdir. Kamerin karanlıktan mı çıkıyor, gecede mi çıkıyor? Gecede abi. O zaman karanlık ayrı bir şey. Karıştırma. Evet. O zaman gece yıldızların gözükmesine, parlamasına sebep veriyor. Gece lambanın gözükmesine sebep oluyor. Peygamber Aleyhisselam miracı karanlıkta olmadı, gece oldu. 28. lemada ben toparlıyorum sizin nedeninizi. Elfu elfi salat ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. O yatsı namazındaki ustadın miracı namazda oldu. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Yatsı namazı vaktinde demiyor. Yatsı namazında gece aleminde diyor. Gece alemi diyor. Gece aleminde o aleme girdi yani. Girdi. Yatsı namazında. Demek ki gece ayrıdır. Gece bizim dışımızda olan, yani Allah'ın gece, yemin ettiği, evet. Allah'ın yemin ettiği geceye ve varlıkların başka bir vücuda dönüşmesine sebep olan adeta zahir bir adem. Herkes çekiliyor. Karanlık ise gündüz de var karanlık. Mesela şu gündüz altında kapkara kafalar evet, var. Evet abi, kendine zulmet yani. Zulmet yapmış. Küfür bir karanlıktır. Gaflet bir karanlıktır. Günahlar bir karanlıktır. Yani insanı oraya çıkıyor. Zahirde biraz böyle cazibeti var ilk. Böyle günahları vesaire böyle bir şey geliyor. Bir al benisi var. Fakat girdikten sonra hiç şansı karanlık yok. Karanlık olduğu için göremiyor abi. Göremiyor. Afa göremiyor yani. Kendi gaflet karanlığında olduğu için. İşte gaflet karanlıktır. Gece değildir. Değil mi? Evet. Demek ki o zaman karanlık su ihtiyardan, olayları yanlış yorumlamaktan insanı içine sokan bir hususi dünyadır. Evet abi. Gece ise öyle değildir. Gece müsbettir abi. Evet, müsbettir. Yani müsbet netice o niyetiyle söylenir yani gece. Çok güzel bir ayrım yaptım be, maşallah. Hatta Kastamonu'nda diyor yani. Ne diyor? Vel fecr ve leyalin aş. Yani Kasem'in Kur'an'ıyla yani Cenab-ı Hak yemin ediyor. Hani zilgece var ya kurbandan önce 9 gece. Ne diyor? Nasıl anladın? Kasem'in Kur'an'ıyla fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde, seherlerde mübarek kardeşi mübarek duaları. Yani o kurbandan önceki geceler var ya abi. Kurbandan önceki. Yani kurban bayramdan önceki. 9 gün oruç var. He. O geceleri Cenab-ı Hak yemin ediyor. Zilcain şey. Cenab-ı Hak yemin ediyor o gecelere. O gecelere 9. 10 tane oluyor. Bir nevi kurbanı da hazırlık manasında yani. Ondan sonra kendisini simgeleyerek yani kurban iç alemini simgeler. Çünkü kan dökmek var ya, kan dökerek dökülmesini ifade ediyor. Bir de bayram verecek, bir ücret verecek ya. Ücret ver. Ücret verecek, bir şey yapman lazım yani. Evet. O 9 gecede bir şeyler yapman lazım yani. Çok güzel. Çok ilginç. Bir de geceyle gündüz abi ayrı ayrı düşünemiyoruz. Diyelim ki ben bir hafta dediğim zaman geceyi çıkarsam bir hafta diyemiyorum. Çünkü 12 gece 12 gündüz ya abi. Şimdi bir hafta demem için hem geceyi hem de gündüzü zikretmem gerekiyor. Geceyi çıkarsam bu sefer 3,5 gün kalıyor. Yani gece bir nevi tam birleştiriyor yani. Gecesi düşünemiyor. Gece müsbet manada deniliyor yani. Menfi manada diyemiyorsun. Varlığın mütemimi yani, bütünleyicisi. Evet abi, hatta Müzemmil suresinde de geçiyor. Müzemmil. 7. ayetlerinde. Ne yapmış ya? Şüphesiz ki gece kalkışı, Kur'an'ı anlamada. Bak gece kalkışı, gece kalkman, Kur'an'ın hakikatlarını anlamanda alabildiğine uygun ve kıraata daha elverişlidir. Neden gece? Çünkü senin için gündüz vaktinde uzun bir meşguliyet vardır. Yani Mehmet dedi ya, yani gündüz bir nevi her şey kendi dünyasına çekiliyor. Gece
Hiçbir meşguliyet yok. Çünkü gündüz çıkan sesle gece çıkan ses dahi bile olmuyor. Çünkü gündüz şurada birisi konuşsa pek fazla anlaşılmaz. Ama gece ufak bir sesle dahi konuşsa hemen sana yankı yapıyor. Her şey çekilmiş yani kendi dünyasına. Ama gece bir nevi Cenab-ı Hakk'a daha da zemin oluyor. Hatta yok mu rahmet isteyen, yok mu dua isteyen kabul edeyim diyor ama işte o teheccüd vaktinde de. Peygamber Efendimiz'e bu ayetin yine diğer ayetlerinde diyor zaten Müzzemmil suresinde. Gece kalk şu vakitlerde Kur'an oku. Mesela böyle şeyler var yani abi. Gece abi karanlık vehmi midir? Var mı normalde? Karanlık zaman gibi midir yani? Vehmidir. Gece vardır. Karanlık vehmi. Vücudu vardır. Gecenin vardır. Karanlık vehmidir. Yok aslında öyle bir şey. Karanlık kişiye aittir, yoktur. Yani yoktur derken vardır, kendi vehminde var. İşte onu şey yapacağız inşallah. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Evet. Kendisine geceyi yapar ama vehmi karanlık yapıyor. Yani gündüz mesela şu anda gündüzü gece yapamazsınız. Ama gündüzü karanlık yapabilirsiniz. Kendi dünyasında. Kendi dünyasında. Gözümüzü kapattık. Karanlık olur. Evet. Veya gündüz insan pek fazla ihtiyacını hissedemiyor. Hani her şey aydınlık olduğu için zahirde. Ama gece daha fazla ihtiyacını, acizliğini, fakirliğini ortaya koyabiliyor. Gece değil mi? Geceliğini abi. Aciz olduğunu. Evet abi. Dedi ya Resul abi çok güzel bir mana geldi. Ne dedi? Dedi ya Resul bazı şeylere şey oluyor. Ne? Perde, o perde bazı açıyor yani karanlık. Şey gece. Ne yapıyor mesela? Mesela dedi ya ay ve yıldızları açıyor. Orta evet. Aynı onun gibi abi gece de maddi yıldızları gözüktüğü gibi manevi yıldızları gözüküyor. He. Kişi ne yapıyor? Kalkıyor, işi böyle diyor, namaz kılıyor. Bazı şeyleri fark ediyor diye. Yani mesela müsaadeleri akşam namazından sonra kimse almamış yani. Akşam namazından sonra. E bak ne oldu? Bir tane yıldız gözüktü orada. Değil mi? Doğru. Sonra akşam namazından sonra diyor ki bak melek diyor bile gelse diyor almam diyor. Öyle bir zaman var. Demek ki daha üstün biriyle görüşecek ya o vakitlerde. Meleği dahi kabul etmiyor. Düşün abi. Vay be. Bir de abi şimdi Peygamber Efendimiz'e şey vaciptir değil mi abi? Teheccüd vaciptir. Bak bu yani ay gibidir. Mutlaka yapması gerekiyor. Bazen yıldızda gözükmeyebilir fakat ay mutlaka gözüküyor. Mesela insanların üstadları gibi kişiler yıldızlar mesela gözükmeyebilir mesela. Kutup yıldızları vesaire. Ama gözükmeyebilir fakat ay mutlaka gözüküyor. Mecbur yani. Hani o teheccüdde peygamberlere bir nevi mecburiyet. Hiçliğini de daha ziyade gece anlayabiliyor abi insan. Hiçliğini. Zaten miraçlarda hep geceler oluyor ya abi. Gece olmuş abi. Hiçliğini daha ziyade azami derecede anlamış. Mesela bazıları şöyle sorabilir. Ya sen ne, siz ne konuşuyorsunuz ya falan. Bunlar neyin nesi falan diyebilir. Kaynaklar abi 9. sözde abi. 9. sözde gece vakti ve inşa vaktini diyor ya. Ha, yani şey diyecektim ben size de. Yani insan kainatın çekirdeği ya. İnsan kainatı sura ya. Kainat insan-ı kübra büyük. Kainatta var olan her şeyi insan alakadar eder. Çünkü insandandır. İnsansız bir şey düşünemezsiniz. Var olan bir şey mutlaka seninle bir ilişkisi var. Yani insanla ifade ediliyor her şey. İnsanla ifade ediliyor. Yoksa insanı kaldırsın. Şimdi gel 9. sözde ne var dedin? Şimdi onu söyle. 9. sözde buradan önce Osman'ın bir şeyi vardı. O orayı okursan onu ne diyor? İşe bak diye geçeriz. Öyle mi? Ha. Osman desin diyeceklerini abi. Yok öyle mi? Ona mı geçiyor? Sen diyeceklerini... Osman okuyacağı paragraf daha önce geliyor ya abi. Osman okuyacağı soru okusun. Soru okur sen. Okuyacağını oku bakayım. Oradaki daha uygun düşün. Söyle bakayım. Osman oku bakayım neymiş o. Paragraf okusun abi. Ay 42'deki mi? Gece vakti var ya 42'deki orayı. Beraber mi yaptın? Tamam o zaman. Kolektif çalıştınız. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmet-i rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Bir doku. Ruhu beşer rahmet-i rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ne? Gece vakti. Gece vakti. Evet.
ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında abi, ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. İkaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihdar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Gece alemi. Hani abi az önce bir ayrım yaptık ya, gece şumullüdür fakat karanlık ise, yani kendine karanlık ediyorsun. Hususidir. Evet. Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildiriyor. Gecede senin yaptığın teheccüd, gecede kalkıp yalvarman, gecede kalkıp ibadet ve taat etmen. O vakitte sen berzah karanlığındayken sana ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildiriyor. Berzah karanlık mı diyor, gece mi diyor? Berzah gecesi. Berzah karanlığında. Karanlıkta. Evet abi. Kendi hususi dünyası. Kendi hususi dünyasında bir karanlık var. Berzah da kalkıyor, ölüm de kaldırıyor. Kaldırıyor. Çünkü ölüm diyor, zahirde gözüktüğü gibi diyor, çirkin değildir diyor. Bir daha ne için berzah dedi? Ne gecededir, ne gündüzdedir. Hangisi? Kabir mi? Yok, berzah. Berzah. Bak ben şimdi kendi berzah yapıyorum. Hani kötü şöyle düşünüyorum, bir şey yapıyorum, bak berzah yaptım. Ne gündüzdeyim, ne gecedeyim. Berzahta kaldım burada. Toplum mesela berzahta kaldım burada. Yani mesela şu anda gözünü kapattın, olumsuz şeyleri düşündün. Ama şu an sen berzaha girdin bak. Şu anda gözünü kapattın, berzahtayım. Karanlıktayım yani. Karanlıktı. Günümüze geçebiliyor musun? Geçemiyorsun mu? Yok ama şöyle geçebilirim. Kendi hususi dünyamı aydınlık yapabiliyorum. Gündüz yapamam. Bulunduğun an... Böyle güzel şeyleri düşünürsem falan aydınlık oluyor. Bulunduğun an berzah oluyor işte. Bulunduğun an. O karanlık. Çünkü geçmiş ve gelecek olmadığı için şu anda berzah. Sonra demek ki kabir ve yani berzah hakikaten gece değil, kişilere göre karanlıktır. Ama bazısına göre değil tabii. Ön ciheti karanlık, arka ciheti nuranidir diyor başka bir yazıda. Ne diyor? Ön ciheti? Ön ciheti karanlık, arka ciheti nuranidir. Yani ön ciheti ne? Kefen. Toprak, karanlık bir yere giriyor. Yani kefenle yapıyorsun, toprağa giriyorsun, üzerini örtüyorlar. Çürüyorsun, bunlar karanlık gözüküyor ön cihetine bakınca. Ama arka cihetine bakınca nurani oluyor. Yani imanla ışıklandığı zaman, hani öyle inandın, öyle itikad ettin, öyle yaşadınsa ne oluyorsun için? Kabir. Nurani bir alemin kapısı. Kapıyı açtığınız zaman sarayın içinde ışık varsa kapıya da vurur tabii. Kabir madem o alemin kapısıdır, o alem senin aleminde nurani ise kapıyı açtığın zaman otomatik olarak o ışık süzmesi oraya da vuracak. Onun için kabir gece değildir, karanlıklıdır gafiller için. Her şeyde bir celali bir de cemali tecelliyat var her evet. Şeyde. Geceye de 25. sözde şey diyor. Celali bir tecelligahtır. Onun için o farklı şey orada bunun. Gündüz cemal. He? O resmi okuyacak ona. Okuyacak mı? Tamam. Sonra sen... Bir de abi, yani nasıl ki gündüz alemi bir şeyi hatırlattığı gibi gece alemi de farklı bir tasarrufu hatırlatıyor. Mesela? Misal olarak söylüyorum abi. Gece alemi kainatı kaplar. Kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve nehar. Biz zannediyoruz ki mesela Türkiye'de gündüzken Suudi Arabistan'da ya da Japonya'da gece olabiliyor ya, karanlık olabiliyor ya. Halbuki burada diyor ki gece alemi kainatı kaplar. Çok şumurlu bir şey. Sonra diyor mukallibul leyle ve nehari olan Kadir-i Zülcelal'in o beyaz sahifeyi bu siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sahifesini kışın barit beyaz sahifesine çevirmesindeki musahhir-i şemsi vel kamer olan Hakim-i Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Büyük bir icraatı hatırlatıyor. Bir tanesini aç Murat Kemal. Peki bu nasıl bir orayı anlayamadım ben. Mesela Japonya'da şeyse, Türkiye'de gündüz sonrası, orada yani bir dünyanın bir yarım küresinin geceyi sötük yermişsinizi kakaranlık. Biz böyle zannediyoruz ya. Öyle değil mi ki? Üstad da diyor ki gece alemi kainatı kaplar diyor. Yani buradaki gece alemi böyle bizim gözümüzün görmediği, hani gözümüzün karanlığa büründüğü bir şey değil abi. Hani burada dedi ya abi, tasarrufat-ı Rabbaniye ve icraat-ı ilahiyeyi hatırlatır. Yani bu leyl aleminde
Evet, orada bir karanlık olmasa da orada bir kainatın genelinde bir tasarrufat-ı Rabbaniye gözüküyor. Mesela rahmetin tecelli etmesi, yıldızların deveran etmesi, galaksilerin deveran etmesi, bütün kainatta bu şekilde bir tasarrufat-ı ilahiye caridir. Bu maddi olarak. Bir daha bir her insanın kendi aleminde ve bütün İslam aleminin kendi aleminde bir rahmetin tecelli etmesi, rızkın mesela verilmesi, işte insanların değişik maneviyat mertebelerine çıkmasını ne yapıyor? Hatırlatıyor bu şekilde. Gece alemi. Yoksa insan diyebilir, Japonya'da gündüz, burada gece nasıl olacak o zaman? Ama burada genel bir tabir var. Gece alemi kainatı kaplar diyor. Gece alemi. Gece alemi. Resul abinin dediği gibi bazı şeylerin ortaya çıkma zeminidir. Gece alemi. Evet abi. Ve abi, Mehmet abinin dediği gibi Resulullah Efendimiz böyle bir gece aleminde karanlıkların içinde akrabası, işte düşmanları çok, böyle bir anda, böyle bir gecede dikkat ettiyseniz en külli mertebe olan Kab-ı Kavseyn'e kadar urucu külli ediyor. En zor durumdaki. Evet. Ve beşere Mirac'ın 500 hikmetinden olan 5 büyük meyvesini getiriyor. O alemde insanın insan olduğu mesela azami derecede ortaya çıkıyor. Resulullah'ın o Miraç'ta. Miraç'ta geliyor. O 5 meyve. İnsanın külli olduğu ve sema ve melekut alemine, insanlık alemine her şeyin üstünde olduğunu, Allah'ın yegane muhatap olduğunu onlara da göstermiş oldu. Orada Miraç'ta görüyor. Efendim Mehmet'im? Mülk ve melekutunu gezdirdi ya Miraç kıssasında. Evet. Bir ayette de bu Necm suresinde yıldıza battığı zaman Allah-u Teala yemin ediyor. Battığı zaman. Battığı bir karanlık. Yani orada tefsir alimleri diyor ki o batma ahir zaman veyahut işte mahşer, mahşeri olduğunu söylüyor. Allah'ın ilk nezelesinde her şey olmuş bitmiş ya. O Miraç hadisesinde kıyametli, mahşeri, o karanlık alemleri Peygamber Efendimiz'e yaşatarak o siyah zemin ona şey oluyor, zemin oluyor, acziyet, fakriyetini hissediyor ve orada mülk ve melekutunu indisat ederek, yani her tarafını görerek, kaplayarak ne oluyor? Cenab-ı Hakk'a, işte cüretine, kelamına mazhar oluyor. Necm suresinden beri bazı tefsir alimleri böyle şey yapmışlar, yani tefsir yapmışlar. Bir daha bir devam olarak Resulullah Efendimiz o gecede, o İsra gecesinde abi cenneti, cehennemi, yedi kat semavatı, alemi şehadetin bütün tabakalarını, yedi kat semavatı, lef-i mahfuzu, kürsü, arşi geçtikten sonra, sidret-i müntahayı geçtikten sonra Kab-ı Kavseyn'e çıkıyor. Kab-ı Kavseyn ev edna diyor. Burada da abi 42'de diyor ki üstad, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile. İhtar ediyor burada Cenab-ı Hak o gece aleminde. Resulullah Efendimiz nokta-i imtisalimiz olduğu için, rehberimiz olduğu için o hadsiz nimetleri bizzat geziyor, görüyor. Sonra işte diyor ki ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Resulullah Efendimiz Kab-ı Kavseyn'de Ettehiyyatü lillahi el-mübarekatü ve's-salavatü ve't-tayyibatü lillah diyor. Gördüğü o hadsiz nimetlerin, hayvanatın, cinnin ve insin ve melaikenin bütün ibadetlerini, selamlarını Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. O gece. O gece abi. Buradaki sırdan da namaz müminin miracıdır sırrı ve gece alemi bize neyi hatırlatıyor, kainatta neyi hatırlatıyor, bunu açıklıyor yani. Yani o nimet onun içinde gelmiş veya gece zemininde gelmiş. Gelmiş. Yani insanın kıymeti gece. Gece aleminde ifade edildi. Bir de hani dost diye kötü günde belli olur diyor abi. Dost? Kötü günde belli olur. Ne demek istiyorsun onunla? Mesela oradaki karanlıklar içinde, oradaki tabiri Peygamberimizin bu kadar karanlıkları içinde, o kötü şeyler içinde dostu olan Allah ona sahip çıkıyor. Dostu onu gösteriyor. He. Ona dostu sahip çıkıyor orada. Evet. Orada işte insana yani diyor ya, dost kötü günde belli olur. Hani bu da bir şey yapıyor. Bunu doğru, doğru. Allah kendisini orada tutup getiriyor değil mi? Onu aynı diyor zamanda, ancak ben teselli ederim diyor. Bak, çok ilginçtir. Aynı zamanda Yunus Aleyhisselam'dır. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'dır. Ateşin içindeyken onun dostu olan Allah onu da kurtarıyor. Hep karanlıklar içinde.
Nur tufan. Efendim? Bütün musibetleri içinde bak üstadımıza. Musibetler. Hastanelerde sıkıntıları içinde birçok hakikatlara ortaya çıkmasına zemin alıyorlar. Hapishane değil mi? Hapishane. Gurbet, tecrit, zulüm, zehirlemek, her türlü muamele. Ana kokular ziyadeleşmiş, ondan sonra soğuk, 2 milim bile işte duvarın şeyi buz tutmuş. O halde kutuz müddesini mi yazmış yani hapishanede? Evet. Hep yani zorluklar içerisinde, karanlıklar içerisinde bu celal ve cemal tecellileri oluyor. Orada işte miraç oluyor yani. Biraz şey bu şekilde oluyor. Yani. Başka öyle rahatlıkla böyle masa başında olmuyor yani. Masa başında olmuyor yani. Kanunu yok. Allah'ın kanunu yani. Allah'ın külli bir kanunu var. Onu diyor sizin için diyor değiştirmez diyor. Bir yerde diyor da hatırlamadım onu. Külli kanunu var. Onu diyor sizin için değiştirmez. İşte Mesnevi Nuriye'de sizin diyor nefsinizi arzularınızı kainata mühendis yaratmadı ki siz arzunuza göre kainatı tazim et. İnsanın nefsi kainata mühendis değil. Bu oldu, olmadı, boğaz oldu, şöyle olsun, bir demek hakkı yok. Miracı Ekber ama abi şeyde oluyor genelde, en üst şeyde, zirvede. Çok güzel. Yani, gece Miracı Ekber oluyor. Yoksa yani illa şey değil ya, orada en aciz halindeyken, yani şimdi mesela Cevheri abi biz şey yapabilir miyiz, sıfatsız anlayabilir miyiz? Zor. Zor, sıfatlarıyla tamam. İşte bu gece olsun işte, nasıl dakika var, saat var, hepsi bunlar bir sıfat. Dünya nasıl ahiretin sıfatı abi? Bunlar da bir sıfatlar aslında. O makamlar. Yani gece nedir abi? En son şey yani meçhul dediğimiz Nur-u Muhammedi olarak ben anlıyorum. Yani orada artık en aciz, ekber olan. Orada işte ondan sonra ki makam başlıyor. Makam-ı Mahmud mu oluyor abi o? Asıl orada o başlıyor. Yani veka billah başlıyor. Fena fillah'tan sonra. Asıl şey orada yani. Yani saniyenin hareketi dakikayı gösteriyor. Dakikanın hareketi saati gösteriyor. Saat günleri, günler haftaları, seneleri. Yani demek ki bir saat dönüyorsa bir yere doğru gidiliyor. Ama yok daha bir şey. Bir fiilden bir kuvvet. Mesela yarın var mı şu anda? Yok. Gelecek hafta var mı? Yok. Ama geleceğinden kimsenin şüphesi yok değil mi? Olmayan bir yere doğru gidiyorsun ve kabul ediyorsun. Neyle anlıyorsun? Saatin hareketini, saniyenin, dakikanın, saatin ve günün değişmesiyle olmayan, daha vücutta olmayan gelecek hakkında en güzel delil oluyor. Diyorsun ki ben yarın seninle buluşacağım. Yarın yok ki daha. Bu lef-i mahfuz yani akılla şey yapılacak bir şey değil abi bu. Artık sır, yani bir yere gidip gelme diyor. Herkes orada zaten oradayız hepimiz. Şu anda yani Allah razı olsun şahsiyeti manevisi gece tabiri caizse o nurla tekrar her gün o miraç yani aslında bir yere gidip gelme yok abi. Her zaman hepimiz onun şahsiyeti maniyesindeyiz. Bir kuvveye iniyoruz yani bir fiilde. Gündüz fakir oluyor. Akşam aciz oluyor. Acizimizi hissediyoruz. Gündüzde fakirliğimizi hissediyoruz abi. Sonra tefekkür edip işte o şefkatlerle makam-ı Mahmud mu yani? Ona doğru gidiyoruz herhalde abi. Sen de hani Celal'a girecektin Resul. Celal ve Cemal var mı? Yok abi zaten o ifadeyi ifade etti zaten. O paraların devamıydı abi. Zaten bu 9. sözdeki en son inşa vakti okunabilir yani hepsi abi. Ha yok. Mehmet senin neyin var? Ben aradım. Onları dağıttın yani. Dağıttım evet. Bir daha bir şey okuyayım. Oku abi. Mesnevi Nuriye'den. Bilemeyi yönelik. Tabiatları latif ince ve latif sanatlarla meftun bazı insanlar bilhassa has bahçelerinde pek güzel endesevari bir şekilde şekilleri, arkları, havuzları, şadırvanları yapmakla bahçelerde pek muntazam bir manzara verirler. Ve o letafetin o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya, kaba ve gayri muntazam mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle Adem-i intizamı ile bahçenin güzelliği, letafeti fazlaca parlasın. Yani burada işte daha önce dediğimiz gibi işte acziyet, fakriyet, celal, cemal tecellileri işte bu birbiri içinde olması yani bir derece buna bakıyor. Yani. Peki hiç esmasına baktınız mı? Karanlıkta gece hangi esmaya bakıyor? Gece hangi? Kahhar ve Celal diye görüyorum. Zaten onu okudular. Nerede okudu ben? 9. sözde inşa vaktinde diyorlar. Kahhar-ı Zülcelal'in
celalli tasarrufatını ilan eder diyor. Geceyi anlatırken. Geceyi anlatırken. Geceyi mi anlatıyor? Başlık geceyi ne? Geceyi anlatıyor. İşa diyor ki. İşa vakti. İşa vakti. İşa vakti. İşa vakti. Gece vakti. Sayfa 45'te abi. Evet. Zulümat diye başlıyor. Alem-i zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle sırtmasını, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanların baki asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün kapanmasını ihtar ile, hani Allah-u Teala o vakitte o inkılap ve tasarrufları yapmakla hangi isimleri tecelli ediyor? Kahhar-ı Zülcelal'in bir kahhar ismi, bir de celalli tasarrufatını ilan eder. Kahhar ve celal. Kahhar ve celal, öyle mi? Gece. Başka farklı esma tespiti de var mı? Okuyabiliriz daha, burası da güzel. Ha, dinliyorum. Neresi? Yine 9. söz abi. 9. söz. Evet abi. Kafayı taktın şu 9. sözü sen ya. Tamam de. Zaten açık olarak burası yetiyor abi, burasıyla. Peki. Bir Murat Dursun var 9. sözcü. İbrahim var, la hübbül afilin değil. Mabudu lem yezer. Zevalsiz bir mabuda. Mabudu la yezerin dergahını namaz ile iltica edip. Peygamber Efendimiz Miraç hadisesiyle Cenab-ı Hakk'a kelam ve revetine iltica ettiği gibi bizim de miraç hükmündeki namazla ile iltica edip de şu fani alemde, fani ömürde, karanlık dünyada, karanlık bir istikbalde bir baki sermediyle münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye. Murat, onu kapat, klimayı aç. Bir parçacık alma. Baki bir sohbete. Hı. Birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde. Birkaç dakikacık ömrü baki içinde. Dünyasına nur serpecek. İstikbalini ışıklandıracak. Mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinde neşet eden yaralarına merhem sürecek. Şimdi onu tek Cenab-ı Hak teselli etmiş diye Peygamber Efendimiz'e. İnsan da zaten öbür nüktelerde dediği gibi belli bir vakitlerde, yani o 5 vakitte ancak namaz penceresiyle ruhu rahat bulabilirdi ya, 21. sözde yine 9. öbür nüktelerinde. Merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifatı rahmetini, nuru hidayetini görüp istemek, hem muvakkaten onu unutan gizlenen dünyayı, gündüz aleminin kapanması, o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla, yani Üstad Hazretleri de o 4. şurada kalbine müracaat ediyor ya, kalbimde baktım ki 5 çeşit gurbet ortaya çıkıyor. Aşkı beka, muhabbeti vücut. Dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmete döküp, Cenab-ı Hak'a döküp, hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp yevmiye defterini amelini hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek, namaza kıyam etmek, yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabudu ve mahbubu bakinin bütün dilencilik ettiği acizlere bedel, o gündüz vaktindeki bir kaderi kerimin bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafız rahimin huzuruna çıkmak. Ve böyle devam ediyor abi. Hı hı. Buradan bir isim çıkarttın mı, yok? Buradan bir isim abi, tam isime bakmadım annem olarak. Ne çıkarttın buradan? Yani nasıl ki Peygamber Efendimiz'i Miraç hadisesiyle teselli bulmuştu. Bütün rububiyet dairelerini Miraç hadisesinde gezdirmişti, dolaştırmıştı. Yani insan da namazda, yine tahiyyat bahsinde dediği gibi, o tahiyyatta o kutsi muhabbeti, hatıratı, mukabeleyi tahattür eder diyor tahiyyat bahsinde. Yani namazda. Evet. Ettehiyyat ve mübarekat. Bunlar onları tahattür ettiriyor. Evet, onlara âli yüksek olur diyor. Ha, o gece yürüyüşü, gece seyahati olan miracın, evet, meyvesi olan namaz. Evet, namaz. Adeta namaza giren bir insan da o aleme girmiş oluyor. Evet, zaten gündüz yani bile gece gibi oluyor. 6. şuada diyor bak, tahiyyat bahsinde. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. O huzuruna layık olan kelimeler,
Cenab-ı Hakk'ın huzuruna layık olan kelimeler ise Miracı Ekber'i Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. O tahiyyatta bizim okuduğumuz sözler, kelimeler Miracı Ekber'de söylenen sözlerdir, kelimelerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahatür edilir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet, muhabbet hatıra gelir diyor. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar. Manaları yükseklenir. O kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvuruyla kıymeti ve nuru teali ve tali edip genişlenir. İmbizat eder ya. Yani bu hakikati insanda namazda yakalayabilir. Çok güzel. Atalım mı? Yok. Bir de abi, şimdi Resul abi bahsetti ya, biz de az önce dedi ki gece alemi kainatı kaplar mesela abi. Şimdi mesela Türkiye'de... Orası biraz muamma oldu benim için. Muamma yani. Mesela şimdi Türkiye'de gündüzken Japonya'da diyelim ki gece oluyor. Peki bu bana göre gece olan sana göre gündüz. O zaman Üstad da diyor ki gece alemi kainatı kaplar diyor mesela abi. Nerede diyor, o şekilde var mı? Sayfa 45'te. Oku hocam nasıl gece alemi sen? Baştan okuyorum abi. İşe vaktindeki o vakit, gündüzün ufukta kalan bakiye-i asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Hı hı. Sonra mukallibul leyli ve nehar olan Kadir Zülcelal. Bu bir esme abi. Mukallibul leyli ve nehar olan Kadir Zülcelal. O beyaz sayfayı bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın barik beyaz sayfasını çevirmesindeki, şimdi bir esma daha sayıyor abi. Musahhiru şemsi vel kamer. Şemsi ve kameri musahhar eden olan Hakim-i Zülcelal. Kime musahhar ediyor? Sana hizmet ettiriyor Cenab-ı Hak. İcraat-ı ilahiyesini hatırlatır bu alemde. İşte abi mesela biz kendi alemimizde acziyetimizi ve fakriyetimizi hissetmemiz derecesinde Cenab-ı Hak bütün kainata şümürlü bir şekilde gece yaptığı rahmeti sana o esnada da ne yapabilir? Tecelli ettirebilir. Ve abi şimdi peki biz nasıl o alem yapacağız? Diyelim ki Cenab-ı Hak 10 geceyi yemin ediyor. Vel fecri ve leyalin aşrin. 10 geceye yemin olsun diyor Allah. 10 tane. Üstad da abi 15. mektupta 51'de diyor ki Leyle-i Kadir'e gitmek için iki yol var diyor. Birisi zahiri, biri hakiki. Şimdi bir sene beklemek lazım mesela, oradan bahsediyor. Orayı okuyayım istiyorsanız abi. Mesela nasıl ki dün geceki Leyle-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Biri bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tayin etmek lazım gelir. Bir sene gideceksin, bekleyeceksin. Şu ise ehli sülükün mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. Bununla gidiyor ehli tarikat. Bir sene Leyle-i Kadir'i bekliyor. Bekliyor. İkincisi abi, zamanla mukayyet olan cismi maddi, gılafından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükselip dün geceki Leyle-i Kadri öbür gün Leyle-i İd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Mesela Miraç'ta abi Resulullah bir anda diyor, gidip gelmiş bir anda 7 kat semavatı, alemi şehadetin bütün tabakalarını, cenneti cehennemi hepsini geçip geldiği zaman yatağının üstündeki sıcaklık yine vardı. İşte buna da Üstad akrebiyet-i ilahiye diyor. Akrebiyeti ilahinin inkişafı. İnkişafıyla. Yoksa abi şimdi burada gündüzse bu, orada gece ise nasıl yapacağız peki bunu? Kendi aleminde ne kadar inkişaf ettirirsen tecrübeyle beraber. Bu şekilde o Leyle-i Kadir'e bir daha ne yapıyorsun? Ulaşabiliyorsun. Evet, Kadir ismi. Kadir, kudret değil mi? Kadir Zülcelal diyor abi. Evet. O kudret ismine ne kadar mazar olursan senin için her gece Kadir gecesi olur. Abi niçin dönmüş? Abi? Anladınız mı? Efendim? Niçin gitmiş, niçin dönmüş? Niçin gitmiş? Mesela İdris Aleyhisselam abi gitmiş gelmemiş abi. Gelmemiş, cennetten çıkmış. Niçin gelmiş mesela? Niçin gelmiş? Çok değişen bir mana var orada abi. Ne anlıyorsun mesela? Mesela oradaki Peygamberimiz şefkatini, rahmetini orada anlıyorum orada. Gidip orada kalmamış kendisini. Makamını yarıp orada belli oluyor.
Mesela orada Cenab-ı Allah ona selam veriyor. Selamı yer üzerine alıyor. Ümmeti sadık olanıyla ırkçına katıyor. Tayyip basına atıyor ya. Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Yani gidip gelmesi mesela oradaki o güzelliği, oradaki o haşmeti, oradaki ne acayip şefkat değil mi? Cazibeleri görüp oraya kapınmamış abi. Yani hakikaten doğru söylüyor. Cennete gideceksin, geleceksin buraya, bedevilere kanaat edeceksin. Mesela ben gitsem gelmem abi diyor. Gelmem tabii canım. Bir şey biliyor musun abi bak? Bir peygamber gitmiş gelmemiş yani bak. Ama cennetten daha değerli değil mi abi burası? Değerli ama aleminde tabii. Şimdi öyle yani diyoruz, iddia ediyoruz yani. İlme. Şimdi ben Çin cenneti gideceğim. Niye geleyim ya? Ne derim? Bir sürü felsefe var. Tamam canım, yaptıklarımızı yap. Mesela Edis Aleyhisselam ne yapmış abi? Demiş işte, ayakkabımı unuttum falan demiş. Ne demiş? Ayakkabımı unuttum demiş abi. İbrahim Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam. Gitmiş gelmemiş mesela. Cennette ayakkabımı unuttum demiş. Allah. Gelmemiş. Yani orada çok büyük bir mana vardı. Ben acizane anlattım da tabii bir sürü manaları vardı. Tabii. Şefkat, merhamet. Merhamet. Şefkatsizlik. Yok da yani insan yok. Kendinden endişe ediyor yani imanımı kaybederim diye anlamayayım yani. Peygamber öyle evet. Şefkatsizlik değil de yani akıbetini düşünüyor orada belki. Peygamber Efendimiz'in zirveti olduğu gösteriyor abi. Çünkü çocukluğunda da ümmetin metin diye yazdı. Doğumunda da ümmetin metin. Evet. Peki burada keselim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة